Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Pedal Şoför Furkan Şengöz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, lafı uzatmadan, yine dolandırmadan mevzuya giriyorum arkadaşlar. Uzun zamandır Instagram'dan çok yazan oluyor. Yani şu şekilde yazıyorlar. Abi işte nasıl kısa tayt giyip çıktınız? Ya da bu havada nasıl böyle kısa giyiniyorsunuz? Şeklinde yorumlar oluyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorlar. Hava bu kadar soğuk ama siz nasıl buna göre giyinip çıkabiliyorsunuz gibi sorular oluyor. Arkadaşlar, bir önceki videoda bahsetmiştim ama bunu sadece bu video üzerinde, yani bunun için ayrı bir video yapmak istedim, giyim konusunu. Hava durumuna göre nasıl giyinmemiz gerekiyor? Giyim tavsiyelerim neler olacak? Birçok kişiden duyamayacağınız şeyleri bu videoda size bahsetmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, önceliğiniz gideceğiniz rotayı belirleyip ona göre hava tahmini programına bakmanız gerekiyor. Yani şu programı göstereceğim size. Bilmiyorum gözüküyor mu şu anda. Windy diye bir uygulama var arkadaşlar. Mesela bu programı indiriyorsunuz. Ben Sarıyer'e gideceğim. Nereden gideceğim? Beylikdüzü'nden Sarıyer'e gideceğim. Saat kaçta başlayacağım sürüşe? Sabah 9'da başlayacağım. Tahmini 30 ortalamayla gitsem Sarıyer kaç kilometre buradan? 50 kilometre mi? 55? 55 kilometre civarı. Yani 1 saat 45 dakikada falan gideceğim. Yani 11'e kadar diyelim maksimum. Hadi 15 dakikada mola süresi ver. 11'e kadar ben gideceğim rotadaki işte bulut ne kadar var? Rüzgar nereden gelecek? O andaki çıktığım sıcaklık ne? Gidene kadar sıcaklık ne olacak? Mola verdikten sonra dönüşüme sıcaklık ne olacak? Bulut ne olacak? Rüzgar ne olacak? Bunları hesaplayıp ona göre giyimimi seçmem gerekiyor. Yani örnek veriyorum, sabah 9'da hava bulutludur ama örnek veriyorum işte sıcaklık 14-15 derecededir. Siz kalkarsınız, bakarsınız, o hava bulutlu. Bakmadınız örnek veriyorum buna. Gidersiniz, montunuzu giyersiniz, içine de bir tane kışlık içlik giyersiniz. Onun üstüne de uzun tayt giyersiniz. Bir de uzun eldiven alırsınız onun üstüne. Oh! Gidersiniz Sarıyer'e böreği yerken hop güneş bir açar. Ne oldu? Hayırlı işler. Dönüş var ya, ızdırap olur. Yanarsınız böyle, sucuk gibi terlersiniz. O yüzden sürüşünüzü mutlaka planlı yapmanız lazım. Bu planı da bu program üzerinden yapabilirsiniz. Mesela bakın şu anda rüzgara bakıyorum. Burada saatlik bir şekilde görebiliyorsunuz aynı zamanda. Konumu seçip çok basit göstereyim. Beylikdüzü. Şu an kuzeyden rüzgar esiyor. 6 kilometre hızda esiyor. Gördüğünüz gibi buradan rüzgarı gördüm. Daha sonrasında diğer sekmeye geçtim. Sıcaklık. Bakın 13 dereceyle burada başlıyorum. Saat 5'te gösteriyor. Ben örnek veriyorum 7 gibi Sarıyer'de olacağım. Saat 7'de Sarıyer'e bakıyorum kaç derece? 9 derece. Gördünüz mü? Tamam, bunlara baktım. Bir de bulut var. Şu an hava %45 bulutlu gösteriyor. Bakın hatta %50 bulutlu gösteriyor. Örnek veriyorum işte saat 8'de kaç gösteriyor? Gerçi hava karanlık olduktan sonra herhangi bir anlamı kalmıyor ama buna da gündüz sürüşlerinde mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi 3-4 çeşit giyim önerisinde bulunacağım arkadaşlar. Bunları ben kendi sürüşlerimde de yapıyorum. Yaz mevsiminde giyim zaten benim standart oluyor. Kısa içlik giyiyorum. İçime her zaman bir balasyer mi diyorlar, blasyer mi diyorlar. Öyle bir şey giyiyorum. Yani bu atlet gibi bir şey ama çok ince, böyle teri üstünden, teninden çekip formanın üstüne atıyor. Bu benim tercihim. Bunu siz direkt forma da giyebilirsiniz ama ben 2 senedir böyle alıştım. Çok rahat ediyorum. Bu yazlık giyim, o balasyerin üstüne formamı giyiyorum. Bu şekilde sürüşe çıkıyorum. Eğer yaz mevsimi olmasına rağmen hava ciddi rüzgarlıysa bu sefer ne yapıyorum? Bir tane yanıma yazlık rüzgarlık alıyorum. Arka cebime koyabilirim. İşte bisikletin suluk bölmesinde yer varsa oraya bağlayabilirim. Herhangi bir rüzgar durumunda göğsümüze hiçbir şekilde rüzgar yemememiz gerekiyor. En azından bunu kullanıp devam edebiliriz. Bir diğer giyim çeşidi ise kısa tayt. Hava durumu iyiyse ama gerçekten bir serinlik varsa, hava sabah serin, öğlene doğru ısınıyor. Kısa tayt giyiyorum. Üstüme yine kısa kollu formamı, içliğimi giyiyorum. Kolluklarımı takıyorum. Böyle parça kolluklarım var. Onları takıyorum. Bunların hepsini anlatırken aynı zamanda resimleri de yana ekliyor olacağım. Kolluklarımı takıyorum. Öğlen hava ısınmaya başladığı zaman kolluklarımı çıkartıp arka cebime koyuyorum. Zaten şu kadarcık bir şey oluyor. Ya arka çantama koyuyorum ya da arka cebime koyuyorum. Onun dışında bir önerim daha var. Kısa tayt giyiyorum. Kısa kollu forma giyiyorum ya da uzun içlik giyiyorum içime. Üstüne bir tane kısa kollu forma giyiyorum. Onun üstüne de rüzgar varsa rüzgarlık giyiyorum. Onun dışında bir öneri daha var. Uzun tayt, bu soğuk havalar için uzun tayt, kısa kollu formanın içine uzun kollu içlik giyiyorsunuz. Bir tane rüzgarlık alıp çıkıyorsunuz ama gidişata göre rüzgarlığınızı çıkartıp o şekilde de sürüşe devam edebilirsiniz. Ama şuna mutlaka dikkat edin.
Rüzgarlığı sonuna kadar çekip sürdüğünüzde mutlaka buranız terleyecektir. O yüzden bir mola verdiğiniz zaman mutlaka önünüzü açın ki teriniz formanızda kurusun. En azından rüzgar yerken kurumasın. Bu konuya çok dikkat edin arkadaşlar. Son kışlık önerim. Artık böyle hava 3-4 dereceler olduğu zaman biz bunları giyiyoruz. Uzun tayt, ayakkabı kılıfı, termal çorap, uzun kollu içlik, kışlık forma. İki çeşit eldivenim var. Bir tanesi 4-5 derece, hatta 2-3 dereceye kadar vücudum ısındığı zaman ellerimi sıcak tutuyor. Ama onun daha da aşağısında sürüş yapacaksanız onun için artık böyle daha kalın kışlık eldivenler var ve daha kalın montlar var. Onlara da jilet diyorlar bildiğim kadarıyla. Hiçbir şekilde yani böyle kabuk, soft shell, soft shell diyorlar aynen, kabuk oluyor. Tamamen hiçbir şekilde rüzgar geçirmiyor. Çok daha yani 2-3 derecenin altında bir sürüş yapacaksanız eğer bunları giymenizi tavsiye ediyorum. Çorap da çok önemli arkadaşlar. Çorap seçiminizi de düzgün yapmanız gerekiyor. Ayakkabı kılıfı çeşidi de var. Aynı zamanda buna göre de seçim yapmanız gerekiyor. İşte çok üst segment olan ayakkabı kılıfları var. Yağmur geçirmiyor, çamur geçirmiyor, su geçirmiyor, rüzgar geçirmiyor. İşte mevsimlikler var. Hava böyle hafif serindir. Bez gibi böyle hafif rüzgarı kesiyor. Ayağını biraz daha sıcak tutuyor. O yüzden bu giyim konusu gerçekten önemli. Bunları anlatırken yan tarafa neyden bahsetmek istediğimi resmini koyacağım. Oradan daha detaylı bir şekilde anlattığımı anlayabilirsiniz. Hani böyle kafa karışıklığı olabilir. En azından koyduğum resimlerden daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Şu anlık giyim önerisi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Eldiven takmanızı mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben bazen çıkartıyorum ama Allah göstermesin herhangi bir kaza yaptığınız vakit düşerken direkt ellerinizin üzerine düşüyorsunuz ve ellerde ciddi yaralanmalar, soyulmalar, aşınmalar oluyor. Eldiven bunu neredeyse %60-%70 emip eldiven yırtılıyor ve elinize zarar gelmemiş oluyor. Hani bu konuda da size nacizane tavsiyem bu olur. Onun dışında kıyafet ve giyimle ilgili içinize hiçbir şey giymeyin arkadaşlar. Özellikle tight'ınız, alt tight için söylüyorum. İlk başta tuhaf gelebilir ama zamanla buna alışacaksınız. Bu spor biraz böyle seksi bir spor maalesef. Ama terin hiçbir şekilde üzerinizde kalmaması gerekiyor. Ve oturduğunuz yerin, poponuzun hava alması gerekiyor. Bu yüzden tight'ta bulunan pedin direkt teninize temas etmesi gerekiyor ki orada bir hava akışı ve teri emme işlemi gerçekleşsin. Ama ilk başlarda zorlanıyorsanız giydiğiniz tight'ın üzerine bir tane short giyerek de idareten giyebilirsiniz. Ama emin olun ki bir süre sonra o short'u da atmak isteyeceksiniz. O short'u attıktan sonra zaten tight'la rahat bir şekilde sürmeye devam edebileceksiniz. Arkadaşlar bu konuda çok soru aldım. Böyle bir video yapmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olursanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizlerden olumlu yorumlar Instagram'dan, YouTube'dan aldığım zaman gerçekten motive olurum ve daha fazla video çekmek istiyorum. Çekmemi istediğiniz bir video çeşidi varsa, bir konu varsa mutlaka bunu yorumlar kısmında ya da Instagram'dan bana ulaşarak bunu belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Tekerinize taş değmesin arkadaşlar. Hoşçakalın.